dört divan ve köylerinde bayram ve bayramlaşma adetleri pek değişmemiş. Köy meydanında toplanan köylüler yörenin en büyük köyünün yolunu tutar. Zira yörede bayram namazı en büyük köyde kılınır ve bu köy bayramın ilk gününde ev sahipliği yapar. Namazdan sonra sıra ilk bayramlaşmada. Misafirleri ağırlamak için köy meydanında kazanlar kurulur, gelenekten nohutlu pilav pişirilir. Bu yemeklerle birlikte evde hazırlanan yiyecekler de cami avlusunda ikram edilir konuklara. Bolu'nun doğa harikasına sahip ilçesi Dört Divan, bağrından çıkardığı efsanevi kahraman Köroğlu'nu yaşatmak ve yeni nesillere tanıtmak istiyordu. Bu amaçla Dört Divanlılar Kültür, Yardımlaşma, Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği'nce Köroğlu adına bir yayla şenliği düzenlendi. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden dağlar seda verip seslenmelidir. Evet sayın seyircilerimiz, Köroğlu diyarındayız efendim. Bu programımızda sizlere Bolu ilinin şirin, güzel tarihi ilçesi Dört Divan'dan sesleniyoruz. Evet bu güzel ilçeden, Dört Divan'dan en derin sevgilerimizi ve saygılarımızı sunarken her zaman olduğu gibi ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Evet efendim bu güzel doğada sizlere kısa bir gezintiye çıkartıyoruz şimdi. Sırmalı cepkeni attı koluna. Tek elle dizgini gerdi Köroğlu. Tozlarla atılıp dağın yoluna, yeşil muradına erdi Köroğlu. Dağlar, omuz omza yaslanan dağlar. Sular karardıkça paslanan dağlar. Azatlık ufkunda rastlanan dağlar. Bu dağlara gönül verdi Köroğlu. Dağların ardında kalınca çile, Köroğlu yeniden gelmişti dile. Ak saçlı anadan geçilse bile, dağlardan geçilmez derdi Köroğlu. Diyemem derdim anam dağlar başında. Üç yiğit gizlerdin anam benim peşimde. Yoksa yine Köroğlu kayası. Şimdi efendim Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız oğlumuza istendi. Onda kız evi de düşündü derken kızı verdiler değil mi teyzeciğim? Evet. Şimdi bunu tabii dostlara duyurulması lazım değil mi Emine Hanım teyzeciğim? Evet. Şimdi isterseniz bir duyuralım bakalım bunu. Nasıl duyuracağız? Bir duyuralım. Bir halve yaparız. Tabaklara basarız. Koyu tek tek dağıtırız. Bunu genç kızlar dağıtıyor genç değil mi? Genç kızlar dağıtı. Buyurun düğünümüz var der. Düğün başlamış olur. Şakırdasın, vurun bakalım. Gülüm biraz. Hadi. Ver Ahmet'ten. Gönder buraya, gönder. Hani ya da benim elde. Thank you.
Benim gelinim allı olsun. Süpürgeyi patlak atma. Kayınla kuyuklu yerine yatma. Ocak başı da dolma. Anan gibi olma. Bir halki ayran göttüm. Anadan babadan ayran göttüm. Enzi billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım kulağına gitsin bu işlemi mi? Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım efendim.